Yanında katangınız x katta yaki teyin b, yaki küçük yaki teyin b tensizliğini yetiştiğinin grafik üsulunu görüp çıkarmız. Ha, rasımda katangınız x fonksiyonun 0 pi aralığındaki grafiği tasvirlengen. Ha, pi tasım 2'de 0'a teyin bolada. Ha, bu fonksiyon kemaya uçu. Bu aralığda. Ha, bak, kuyudaki tensizliklerini görüp çıkarmız. Birincisi, katangınız x küçük yaki teyin -1. Kılınan diğer işler tartıbı kuyuda geçer. Birincisi iş. Oyun tamamında bana minus 1 tuttu. B'nin orunda demek minus 1 kere yaptı. Y denk minus 1 doğru çizgini çizemiz. Demek bu manfi son bölgeliği sebebi bu tamamından. Y yok ona manfi tamamında kesip ötedi. Ama bir minus 1. Bu doğru çizik. Katangens x fonksiyonu 0 pi'deki bana bir grafiğini ana bir noktada kesip ötedi. Ana bu noktada kesip öte yaptı. Şu noktanın absisasını yani x'ını alfa bölüm belgileyimiz. Evet. 0 bir aralık alfa nokta arkalı 2 de aralıkta acıraldı. 0 alfa ve alfa pi aralıkları acıraldı. Yine de ikinci kadamda ikinci iş aralığını tanılayımız. Kaysa bar aralığını alalımız. 0 alfa aralığını alalımız mı? Alfa bir aralığını alalımız mı? Bunun için tensizlikke karayımız. Katangens x minus 1'den küçük buluş gerekiyken. Bunu grafik tılda et edigen bulsak. Katangens x fonksiyonun grafiği y'den minus 1. Bana bu y'den minus 1 doğru çizik. Şu doğru çizik, doğru çizikten pasta yatış gerek. Bana bu aralıkta, alfa pi aralıkta katangens fonksiyonun grafiği bu doğrusuzdan pasta yaptı. Demek alfa pi aralığını tellerkenimiz. Demek geçimge öp gelişi aralık alfa pi aralığı bulurken. Alfadan pi geçe. O bir de t'nin bilgisi var. Alfa tekişliği. Pi tekişliği emez. Peki bu masa bana bundaki uğraştığı yazışlığımız ham mümkün. Alfa küçük yok x küçük pi. Bana bundaki uğraştığı yazımız. Alfadan pi geçer. Bunu aralığını tanıladık. Yani üçüncü kademde geçimini yazalımız. O bir de alfanı top koyalımız. Alfanı mı getireyim? Alfa deyin. O da sahip alfanı topalımız. Çünkü bizde alfa kereye buladı. Alfa arka tangenes minus 1. Bu teng pi minus arka tangens bir geteyim. Arka tangens bir pi tahsım 4 geteyim. Pi minus pi tahsım 4 3 pi tahsım 4 geteyim buladı. Ve şimdi kadar alfanı taptık. Yani bana bu aralıktan faydalanıp biz birilgen tensizliğinin umumi yaşamını tapamız. Bu umumi barış yaşamlarını tapışı için bunu iki ratamanı kapıyı koşarmız. Yani alfa koşul kapıyı. Yani bana 3 pi tahsım 4 koşu kapi küçük yok x küçük pi koşu kapi pi koşu kapi ama bunu hem biz bana bunu yazışımız mümkün. K bölüsü 1 pi diye bir yazsak burada. Şimdi kalıp biz birinci tensizliğinde bazı isimlerini tattık. Ular kuyudaki oranlardan ibaret eken K tekişliği Z'ke. Bütün sayılar toplamıyor. Yeni navbetteki tensizlikke otağımız. Bu tensizlikte oyun tamamında B'nin orunda 1 turuttu. Demek birinci Y'den 1 doğru çizgini çizgiden başlayınız. Bu kalgen kısmını uçurup duramız. Müsbat son bölgeliği sebebi Y okunu müsbat tamamında yani bir noktada kesip atadı. Ha? Bir. Demek Y'den bir doğru çizgini ötkesedik. Bu doğru çizik grafiğini, bana bir nur pi aralığındaki grafiğini anı bir noktada kesip atadı. Bu noktanın X'ını yani absisasını alfa bilen belirleyemiz. Alfanı takıp koyalımız.
alfa teng arka tangınız 1. Yani pi tasın 4 keteng ekan. Alfanı taptık. Yani aralığını tallaymız. Kaysa aralığı buladı. 0 alfanı alamız mı? Alfa pi'nin aralığını alamız mı? Şu iki de aralıktan bir tasını tallaymız. Bunun için tensizlikke karaymız. Katangınız x birden katta buluş gerekiyor. Bu degeni katangınız x'nin grafiği y'den bir doğru çizgiden yukarıda yatış gerekiyor. Bana doğru çizgiden yukarıda yatan kısmı bana bu kısım. Demek 0 alfa aralığını tanılaşmamız gerekiyor. 0'dan katta x küçük bir teğeni bilgisi var. Alfanın aldığı bir daha teğeni bilgisi bulalım. Bana aralığını yazdık. O birden x hiç kaçan 0'a teğin bulamaydı, pi'ye hem teğin bulamaydı. Şu sebeple biz bunlarını çıkarıp taşlayalımız. Alıp taşlayalım bunlarını. Alfanın oranı pi taksım 4 yazarız. Alfa pi taksım 4 yapayım. Yani da bu tensizliğini barca işlemlerini tapış için tensizliğini iki kere tamamen çarpı ve oyun tamamen kapıyı koşalımız. Bugün 0'a kapıyı koşsak kapıyı hasıl bulalım. Evet. Küçük yakı teğin pi taksım 4 ya. Kapiyonu koysak pi tasın 4 koşu kapi. Bunda ka bütün sayıları toplamız zetke tekişli. Şimdi kırın bu tensizlik hem geçildi. Onun geçimi varsa bana bu aralıklardan ibaret eken. Bunda ka bütün sayıları toplamız zetke tekişli. Yeni nabataki tensizliklerini geçeceğimiz. Bu halde ne bir ihtiyari hakiki son. Demek bu tensizlikler için biz umumi formuna getiriyoruz. Yani avval ham bu tensizlikler için umumi formuna getiriyoruz. Yani biz grafikten faydalanıp umumi formuna getiririz. Kalınladığı işler tartıbı yine şu üçte iş buladı. Birincisi, bana bu tensil deneyi çözün. Y'den B doğru çizgini çizemiz. Hop, bana bunu B deyip olaylık. Y'den B doğru çizgini çizemiz. Doğru çizgi grafiğini bana bu noktada kesip öte yaptı. Bunu x'ini alfa bilan belgilaymiz, ya'ni abssissasini alfa bilan belgilaymiz. Demek 0 pi oralig'i ikkita oralig'i ajraldi, 0 alfa va alfa pi. Qaysi birini tanlaymiz? Mana oralig'ini tanlaymiz. Tensizlikka qaraymiz. Katangens x b'dan katta bo'lishi kerak ekan, demak grafik b to'g'ri chizig'idan yuqorida yotishi kerak ekan. Bu 0 alfa oralig'ida grafik yuqorida yotibdi. Demak 0 alfani tanlar ekanmiz. 0 dan katta x kichik va teng belgisi bor, kichik yoki teng alfa deb yozamiz. Bu yerda alfa arkatangens b'ga teng. Endi bu tensizlikning barcha yechimlarini yozish uchun mana uchinchi ish. Tensizlikning chap va o'ng tomonlariga kapi qo'shamiz. Kapi chunki tangensini katangensini davri pi'ga teng. X kichik yoki teng arkatangens b qo'shim kapi. K tegishli zga. Shunday qilib, mana bu tensizlikning barcha yechimlarini topdik. Ular quyidagi oraliqlardan iborat ekan. Bunda K butun sonlar to'plami zga tegishli. Xo'p, endi keyingi tensizlikka o'tamiz. Bu yerda ham qilinadigan ishlar xuddi shuning o'zi. 0 y teng b to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Oraliqni tanlaymiz. Xo'p, alfa mana bu formula bilan topiladi. Alfani shu formula bilan topamiz. Endi qaysi oraliq bo'ladi? Katangens x b'dan kichik bo'lishi kerak ekan. Qaysi oraliqda katangens x funksiyasining grafigi to'g'ri chizig'idan pastda yotibdi? Mana alfa pi oraliqda, mana bu yerda. Alfada b'ga teng bo'ladi. Mana bu oraliqning ichida, demak, pastda yotadi. Demak, oraliq alfadan pi'gacha ekan. Mana bu oraliqgacha ekan. Mana bu oraliq ekan. Endi bu tensizlikning barcha yechimlarini topish uchun bu oraliqning alfaga tensizlikning chap va o'ng tomonlariga kapi qo'shamiz. Badaniga alfani o'rniga arkatangens b'ni yozamiz. Demak, arkatangens b qo'shuv kapi, kapi qo'shdik. Kichik yoki teng x kichik pi qo'shuv kapi. K tegishli butun sonlar to'plami zga. Demak, mana yuqoridagi 3-chi tenglamaning yechimi bu 4-chi teng 3-chi tengsizlikning yechimi, bunisi 4-chi tengsizlikning yechimi. Shunday qilib tengsizlik yechildi, uning uchun mana umumiy formulani topdik. Shunday qilib mana bu ikkita
Gençlikler için biz umumi formlarını tapdık.